Geçenlerde YouTube'da bir videoya denk geldim. Diyor ki senin İngilizceni alırım, 48 saatte buradan buraya çıkartırım. 48 saat ne yahu? 24, bilemedin 36 saatte hallederiz. Yanlış anlaşılmasın, 48 saatte bir şey öğrenemezsiniz, öğretilmez demiyorum. 48 saatte öğrenebilecekleriniz için para vermenize gerek yok diyorum. Bu kadar basit. 48 saatte size bir şey öğretilecekse bunu kendiniz, özellikle İngilizce için konuşuyorum, kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Elinizde internet ve YouTube gibi bir kaynak var ve bu kaynakları doğru şekilde kullanırsanız, seviyenizin ne olduğunu biliyorsanız zaten bu işi kesinlikle doğru motivasyonla doğru şekilde yapacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle para ödemenize gerek yok. Yani kısacası öptürtmeyin kendinizi. Para ağaçta yetişmiyor. En önemlisi de biri size bir şey öğreteceğim dediğinde değil, siz öğreneceğim dediğinizde bu iş olacak. Bunu kafanızdan çıkarmayın. Çok güzel konuştum lan. Sizler için 4 tane faydalı olduğunu düşündüğüm YouTube kanalı seçtim. İkisi Türk, ikisi yabancı. Videonun sonunda onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bazılarınızın aklından şöyle bir soru geçebilir. Senin nasıl bir yetkinliğin var ki bu konu hakkında video çekiyorsun? YouTube aleminde yetkinliğe gerek yok. Ağzı olan konuşuyor, biliyorsunuz. Ama ben onlardan değilim. 4 yıl önce kadar ben TESOL diye bilinen bir sertifika programına katıldım. TESOL'ü bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Ana dili İngilizce olmayan ülkelerde size İngilizce öğretmenliği şansı veriyor. Evet, İngilizce öğretmeni. Az buçuk ne konuştuğumun farkındayım yani. Birçoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 11 yıl önce Yeni Zelanda'ya dil kursu için geldim. Dil kursuna gittim. 48 saatlik kur programınızı almak istiyorum dedim. Dediler ki taze bitti. Sana 3 aylık verelim. Ya dedim, Türkiye'de 48 saatte öğretiyorlar. Kavga, gürültü, bana 3 ayı verdiler. 3 ay sonunda kurstan intermediate olarak çıktım. Ben kursu bitirdiğimde, işe başladığımda, kursta öğrendiklerimi günlük İngilizcemde kullanmaya başladığımda işte o zaman İngilizcem gelişmeye başladı. İş ortamında arkadaşlarla, müşterilerle konuşmalar, bakıyorum ya ben sanki biraz konuşuyorum havasındayım. Benim Türkiye'deyken İngilizce ile yaşadığım en büyük sıkıntı etrafımda birileri varken rahatça konuşamamaktı. Ofise bir telefon gelirdi. Yurt dışından geldiğini anladığımda I'll call you back. I'll call you back in 5 minutes. Etrafındakiler bana mı bakıyor? Beni mi dinliyor? Yani böyle bir hissiyat vardı. Bu hissiyattan kurtulamıyordum. Ama burada günlük hayatta bu hissiyatı yaşarsanız bittiniz zaten. Kimseyle konuşamazsınız. Hayatınız olamaz burada. İş hayatına başladığım zaman müşterilerle, arkadaşlarla muhabbet derken bunun üzerinden bir süre sonra attım. İşte o zaman bu utangaçlığı yendiğiniz zaman olay bitiyor. Gerçekten İngilizcenin ellerine kendinizi bırakmış oluyorsunuz. İyi veya kötü bir şekilde İngilizce konuşuyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz. Karşı tarafı da kısmen anlıyorsunuz. İngilizce de biliyorsunuz bir paket halinde geliyor. Reading, writing, listening ve speaking. En önemlisi speaking. Speaking'e tek başına %50 derim. Geri kalan üçünü de %50'ye bölüştürürüm. O derece önemli. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle konuşmanıza ağırlık verin. Böyle bir imkanınız varsa bunu kesinlikle kullanın. Yoksa zibilli aplikasyon var. İndirin. Karşınızda canlı öğretmenle konuşun. Ve gayet uygun fiyatlara bu hizmetleri artık alabiliyorsunuz. Yeni Zelanda'ya ilk geldiğim zamanlara dönelim. Bir gün Auckland şehirde yürüyorum. Böyle bir billboard'un yanından geçtim. Bir 15-20 metre sonra tekrar durdum. Döndüm, resim dikkatimi çekmişti. Altında skinny bir şeyler yazıyor. Skinny. Ya dedim skinny ne demek? Resim dikkatimi çektiği için ona bir takılı kaldım. Sözlüğe baktım, skinny zayıf demek, ince demek. O gün bugündür o kelimeyi unutmuyorum. İngilizce'de biliyorsunuz görsel hafıza çok önemli. Ben de bu şekilde çok kelime öğrendim. Daha sonra slim ve thin kelimelerinin skinny ile aynı anlamda olduklarını öğrendim. Ama onlar için herhangi bir görsel materyale ihtiyacım olmadı. Niye? Çünkü onu skinny ile zaten bağdaştırmıştım. Hepsini buraya yerleştirdim. Şimdi diyeceksiniz bu adam niye görsel hafızadan konuşuyor? Videonun başında söylediğim gibi size 4 tane kanal tavsiye edeceğim demiştim. Learn English with Papa Teach Me. Bu adam İngiliz. İnanılmaz güzel bir aksanı var. İnanılmaz derecede anlaşılır bir aksan. Sizi sıfırdan en tepeye kadar ilerletebilecek bir arkadaş. Kesinlikle ve kesinlikle size yararı olacağını düşünüyorum. Learn English with Papa Teach Me. Favorim. Diğer amca, bu da yabancı, yanılmıyorsam Amerikalı. James
ESL English Lessons. Papa 1, bu 2 numara. Kesinlikle ve kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü arkadaş, Türk bir arkadaş. Kanalın ismi Kolay Bu. Çok güzel alıştırmalar yapıyor. Özellikle reading ve listening alıştırmaları harika ve aksanı da çok iyi. Ve dördüncü son kanalımız yine Türk bir arkadaş. Kanalın ismi Etkili Pratik İngilizce. Arkadaşın aksanı harika. İlk tavsiye ettiğim kanal ve ikinci tavsiye ettiğim kanal James ikinci, ilki de Papa English Teach Me. Böyle bir şey diye inanıyorsan. Bu arkadaşın kanalı da, Türk arkadaşın kanalı da onlarınkine benziyor. Arkadaşın avantajı, aksanı çok iyi. İkincisi, diğer arkadaşlar gibi konu konu ilerliyor. Eminim bu kanalda size çok faydalı olacaktır. YouTube'da o videoyu gördükten sonra böyle bir video yapma ihtiyacı duydum. Açıkçası doğru kanalları takip ederseniz, doğru bir şekilde plan program yaparsanız ve motivasyonunuz gayet üst noktadaysa bu halledilmeyecek bir şey değil. Lütfen, lütfen, lütfen paralarınızı başkalarına yedirmeyin. İngilizce öğrenmek o kadar zor değil. Hırs ve doğru çalışma işi başka bir şey değil. Ne demişler? Bir lisan, bir insan, iki lisan, very nice.